Herkese merhaba. Ben İpek Cem Taha. Kolombiya Üniversitesi tarafından küresel çalışmalara yön vermek amacıyla kurulan Kolombiya Global Centers İstanbul'un kurucu direktörüyüm. Bizler halihazırda dünyada toplam 9 şehirde bulunan küresel ölçekli bir ağın parçasıyız. Bugün modern üniversitenin doğuşu konusunda çok değerli çalışmalarıyla uluslararası başarılara imza atmış iki bilim insanını ağırlıyoruz. İstanbul Üniversitesi Emeritus Profesörü Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Emeritus Profesör Sayın Selçuk Esenber bizlere Türkiye ve Japonya'da modern üniversite kavramının ortaya çıkışını ve gelişimini anlatacaklar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünün küreselleşen dünyasında eğitimin geleceği sıkça konuştuğumuz bir konu. Hele dünyanın içinden geçtiği bu pandemi ve iklim krizi döneminde bizlere akademik bilgi üretiminin ne kadar değerli olduğunu daha fazla hatırlatıyor. Günümüzün şartları değişti ve hızla değişmeye devam ediyor. Ancak akademinin ve üniversitelerin toplumsal fayda ve dönüşüm gücü evrensel bir doğru olarak kalmış durumda. Belki de tam da bu nedenle geçmişten çok öğrenecek şeyimiz var diye düşünmekteyiz. Sözü fazla uzatmadan öncelikle ilk konuşmacımızı tanıtmak isterim. Türkiye ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı Profesör İhsanoğlu, İslam bilim tarihi alanında önde gelen isimlerdendir. Osmanlı bilim tarihinin bir araştırma alanı olarak tanımlanması ve bu alandaki değerli çalışmaları sayesinde akademik bir disiplin olarak tanınmasını sağlamıştır. Modern bilim ve teknoloji konularının İslam dünyasında tanınmasına ön ayak olmuş ve ilmi kurumların tarihinin incelenmesini sağlamıştır. 1980 yılında İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi kurucu direktörlüğünü yapan İhsanoğlu, kültürler arası diyalog, hoşgörü ve anlayışın gelişmesine değerli katkılarda bulunmuştur. Çok yönlü çalışmaları ile bilim ve eğitim tarihine değerli katkılarda bulunmuş ve birçok prestijli ödüle layık görülmüştür. Uluslararası Bilimler Akademisi tarafından verilen Alexander Kyrie madalyasının yanı sıra dünyanın sayılı üniversitelerinden 20'den fazla fahri doktora unvanı almıştır. Ekmelettin İhsanoğlu 2004-2014 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğini yürütmüştür. İkinci konuşmacımız Selçuk Esenber, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Emeritus Profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan Asya Araştırmaları Merkezi'nin akademik koordinatörüdür. 2013 yılından beri 29 Mayıs Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak görev almaktadır. Esenber, George Washington Üniversitesi'nde tarih bölümünden mezun olduktan sonra doktorasını Kolombiya Üniversitesi Doğu Asya Çalışmaları ve Kültürleri bölümünde tamamlamıştır. Selçuk Esenber, Japon tarihi ve İslam dünyası ve Osmanlı tarihi konularında birçok değerli kitap ve akademik yayın yapmıştır ve akademiye yaptığı katkılardan ötürü birçok prestijli ödülün sahibi olmuştur. Japonya ve Türkiye ilişkilerine yaptığı katkılardan ötürü Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Order of the Rising Sun ve Alexander von Humboldt Vakfı George Forster araştırma ödülü bunlardan bazılarıdır. Şimdi sözü değerli Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'na bırakıyorum. Efendim Teşekkür çok teşekkür ederim İpek Hanım. Sizin şahsınızda Columbia Global Center İstanbul Şubesi'nin bütün çalışanlarına teşekkürlerimi, takdirlerimi sunmak istiyorum. Bu konuyla ilgili yani geçen sene Şubat ayında yaptığınız o güzel toplantıda tanıtmaya çalıştığımız The House of Sciences kitabı daha yeni çıkmıştı birkaç hafta içerisinde Oxford University Press'te. Size ilk tanıtım sizde yapıldı. Bugün de çok değerli meslektaşım, Türkiye'de Japon araştırmalarının, çalışmalarının duayeni kurucusu Selçuk Esenbey Hanımefendi ile beraber olmak büyük bir mutluluktur. Böyle bir imkanı sağladığınız için çok müteşekkirim, minnettarım.
mukayeseli çalışmalar çok önemlidir ve bizim buna ihtiyacımız var. Türkiye'de kendi tarihimizi, yani Osmanlı tarihi olsun, Selçuklu tarihi olsun, Cumhuriyet tarihi olsun, bunları incelerken biz hep belli bir konuyu alıyoruz, belli bir zaman kesimi içerisinde onu, dokümanlarını buluyoruz, işte tarihini yazmış oluyoruz. Bu bence tarih yazıcılığının ilk merhalesidir. Birçok merhalesi vardır, safhası vardır. Bunlardan en üstte olanlardan bir tanesi mukayesedir. Çünkü sizin bu tarihi tecrübeleriniz sırf size ait değil ki, onun benzerleri de var. Başkaları nasıl yapmış, ne etmiş, benzer şartlar, farklı şartlar. O bakımdan mukayesede bir zeminin hazırlanması çok takdire şayandır. Şimdi gelelim esas modern üniversitenin Türkiye'de kurulması. Modern üniversitenin Türkiye'de kurulmasıyla beraber bir takım problemler veya sorular ortaya çıkıyor. Bu üniversite, bu Avrupa'dan alacağımız üniversite, bizim asırlardan beri sahip olduğumuz eğitim kurumlarından farklı mı? Farklı nedir? Buna niye ihtiyacımız var? İşte bizim gül gibi medreselerimiz var. Asırlardan beri çalışıyor. Bunlarla eğitiniyoruz. Veya bu alacağımız üniversite denilen yüksek eğitim kurumunun bu bizim sahip olduğumuz asırlardan beri medreselerle ilgisi var mıdır? Bu ilgisi nedir? Bu konular bugüne kadar hala vuzuha kavuşmuş değildir. Şimdi mesela diyoruz ki, bazıları görüyoruz ki, canım işte Avrupa karanlıklarda uyurken bizde Fatih Medreseleri, Süleymaniye Medreseleri vardı. Biz onlardan ne alacağız, ne öğreneceğiz? Bir kısmı var diyor ki, efendim Avrupa'daki medreseler zaten, üniversite zaten bizim medreselerin bir uzantısıdır falan. Böyle bir fikir kargaşası var ama bütün şartları incelediğimiz zaman çok farklı şeylere varacağız. Mesela şimdi bizde, Osmanlı'da modern eğitim kurumu kurma meselesi nereden çıkıyor? 1770'te Rus donanması, Rus filosu Çeşme'de istirahat halinde olan veya ikamet halinde olan Osmanlı donanmasını bir berhava ediyor, yok ediyor. Yani Rus yatağı nerelerden geliyor? Sizin arka bahçenizi değil, ön kapınızdan giriyor, ateşe veriyor. Ve Osmanlı donanması Çeşme hadisesinden sonra yok edildi. Bu hadise şunu çağrıştırdı Osmanlı idarecilerinde. Ruslar ta uzaklardan gelip bizi buraya kadar, hani bunlarla biz Karadeniz'de, şurada burada, Kırımlar'da savaş yapıyoruz, biz kazanıyoruz, onlar kaybediyor veya tersi oluyor. Fakat bu çok uzaklardan gelip Çeşme'yi vurmaları, donumayı yok gitmeleri, demek ki burada durmak lazım. Ve burada işte Osmanlı'da ilk defa bu Batı teknolojisine, bilimine karşı selektif tavrının biraz daha genişlediğini görüyoruz. Ve oradan uzman almak, getirmek veya oradan silah satın almak değil, biz bunları burada yapmamız lazım. Bunu burada yapmamız için adam yetiştirmemiz lazım. Yeni müesseseler kurmamız lazım. O zamana kadar askeriyenin içerisinde, ocakların dışında eğitim yok. Eğitim usta çırak şeklinde oluyor. Yani bir mektep şeklinde, bir şey şeklinde yok. Ve o işte orada tersaneye amire, yani Imperial Dockyards'da 3 tane şey çıkıyor. Bir Mühendishane-i Bahri Humayun, yani Denizcilik Akademisi. Bir Mühendishane-i Berri Humayun, Kara Mühendishanesi Akademisi ve Tıbbiye. Bunlar zaman içerisinde 3. Selim, 2. Mahmut zamanında devletin ve askeriyenin finansmanı ile devam ediyor. Fakat bunlar askeri sahada. Şimdi sivil sahada 2. Mahmud'un başlattığı merkezi idare, yani merkezi bürokrasi kurma gayretleri için yeni yetişmiş elemanlara ihtiyaç var. Orduda mütefennin zabit yetiştirmek için o 3 tane müessese kuruldu, mühendishaneler ve tıbbi.
Fakat devletin sivil idaresi, merkezi idaresi, vilayetleri idare edecek yeni tarz yetişmiş bendegana ihtiyacı var. Memur, devlet memuru ihtiyacı. Peki ne yapılacak? O zaman Osmanlı eğitim sisteminden farklı olan Avrupa'daki eğitim sistemine benzer bir eğitim sistemi kuracağız. Ve II. Mahmud'un zamanında, son zamanında 38 senesinde, 1838'de eğitim sistemi, Osmanlı eğitim sistemi Fransız eğitim sistemine benzetiliyor. Ve üç kademede, yani ilk, orta ve yüksek kademede üç seviyede mütalaa ediliyor. Bu 38'de, 1838'de. Ve böylece II. Mahmud'dan sonra işte ilk okullar, Sıbyan mektepleri, Rüştiyeler, İdadiler, Sultaniler ve yüksek mektepler, Mekatibi Aliye. Peki şimdi bunlar, bu Osmanlı bu yenilik hareketini böyle şey derken, bir sefer Avrupa'da bir üniversite var. Bu oradaki eğitimlerin en yükseğidir. Bunun gibi bir şey yapmak lazım. İşte o zaman bir üniversite kuralım. Ve bu üniversite, kuracağımız üniversite mevcut medreselerden farklı. Burada medresede ulum öğretiliyor. Yani dini ilimler vesaire. Akli olsun, nakli olsun. Ama burada biz bunları okutmayacağız. Zaten bunlar belli yeri var. Biz burada yenisini yapacağız. Nedir bu yenisi? Biz burada üniversite kuracağız. Yani Darülfünun, fenler evi kuracağız ki bu Avrupa'daki yeni fenleri, yani bizim canımıza okuyan Rus donanmasının arkasındaki fen tahsili, bilim tahsili, teknoloji tahsiline biz de sahip olalım ki Ruslar veya başkaları gelip bizi vurmasınlar. Şimdi burada ben bunun uzun uzadıya anlatmayacağım. Çünkü bu çok uzun bir şey. Bu işte kitap çıktı daha önce. Büyük iki cilt çıkmıştı. Ve bu vesileyle anlatmak istedim, söylemek istedim. Bu Oxford'dan çıkan kitap inşallah yaza doğru Türkçe tercümesi çok değerli bir arkadaşımızın gayretiyle Türkçesi yapılıyor. Yani tek cilt halinde. Şimdi orada da görülebileceği gibi detaya girmeyelim. Osmanlı bir darülfünun kuralım. Niçin kuralım? Efendim münevver bendegan yetiştirelim. Ne demek münevver bendegan? Münevver bendegan demek devletin hizmetine modern manada katkı yapacak memur yetiştirmek. Peki nasıl olacak? İşte canım bir yerde başlatırız. Baba Ali'de bir yer bulalım. Orada bir iki hoca getiririz. Münevver bendeganı yetiştiririz. Bu şey mübhem bir şey, muğlak, net olmayan bir vizyon olmadan bir gayret başlıyor. Bu gayret, yani işte eğer 2. Mahmud 38'i kabul edersek hareket noktası, 69'a kadar, 1869'a da yani 30 sene Marif-i Umumiye Nizamnamesi çıkıncaya kadar belirgin değil. Marif-i Umumiye Nizamnamesi, yani Milli Eğitim Temel Kanunu, yine Fransız eğitim sistemine paralel olarak bu sefer yüksek mekteplerin zirvesi olan Darülfünun kurulması ve bunun üç şubeden oluşması. Birisi edebiyat felsefe, birisi fen, birisi hukuk. İlahiyat zaten bizde var medreselerde. Tıp fakülteleri zaten tıbbiye var. Binaenaleyh biz ancak üç tane yapalım. Şimdi bu üç tanenin kurulması 1900'e kadar başarısız oluyor. Bir üniversite çatısı altında kolektif olarak da, ama daha önce başarılı olan tıbbiye devam ediyor. Daha önce medreseler zaten kendi halinde, hiç reform falan düşünen yok. Fakat burada modern hukuk fakültesi kuruluyor ve fen edebiyat fakülteleri kuruluyor. Ve bunlar 1900'e gelindiği zaman faal bir halde, artık beşli Abdülhamid'in 25. Cülusu'nda kuruluyor. Şimdi burada bizden önceki paradigmaya göre, ister Mehmet Ali Ayni Bey'in Darülfünun tarihini ilk yazan odur, Darülfünun müderrislerinden de, gerek Niyazi Berkes Bey'in sekülerizm tarihinde gösterdiği gibi, bu süren 50 sene
bir çatışmanın eski taraftarı, yeni taraftarları zıtlığı yahut dini laiklerin kavgası falan şeklinde değil maalesef. Bu çok basit bir izah tarzı. Bu çok kompleks bir işti. O da klasikten moderne dönüşmektir. Yani sizin 6 asırdır Osmanlı'ya, 5 asır Osmanlı eğitim sistemi, arkasından da ta 8. şeyden miladi asırdan itibaren, yani 8'den 19'a kadar neredeyse 10-11 asır bir sistem var, çalışıyor bu. Evet, şimdi bugün geldiğimiz, o gün geldiğimiz noktada işte o ileri halde olan Avrupa'nın gerisinde olduğu muhakkak ama çalışıyor. Şimdi bu klasik pozisyondan modern pozisyona geçmek için çok şey yapmak lazım. Her şeyden önce net bir kavram, üniversite kavramı geliştirmeniz lazım. Net bir üniversite mevzuatı hazırlamanız lazım. Hukuki bir yapı hazırlamanız lazım. Bir üniversitede hocalık yapacak kadronuz yok. Onları hazırlamanız lazım. Bu üniversitede öğrenci olacak, modern bilimleri okuyan, fizik, kimya, matematik vesaire orta mektepte, lisede okuyan talebelerinizin sayısı çok az. Ondan sonra elinizde kitap yok. Birçok bilim dalında terminoloji yok. Bunları yapacaksınız. Bunlar yapıldı. Ama bunlar çok vakit aldı. Bunlar çok vakit aldı. Mesela biraz şey diyeceğim size. Üniversitenin önce şunu söyleyelim. Askeri mektepler finans bakımından, hukuki bakımından problemi yok. Askeriye bağlı. Devlet askeriyi finanse ediyor. Bunları da finanse ediyor. Bitti. Peki bu yeni kuracağımız Darülfünun nereye bağlı olacak? Finansmanı nereden sağlayacağız? Hukuki düzeninde olacak. Şimdi Avrupa üniversitelerine baktığınız zaman bunların tüzel kişilikleri var, otonomileri var, özellikleri var. Bunlar nasıl olacak? Osmanlı hukukunda böyle bir, Osmanlı hukukunda tüzel kişilik ancak 1913'te Osmanlı hukukuna giriyor. Bunun dinle vesaireyle, gericilerle, ilericilerle alakası yok. Öyle bir şey, hikaye yok ortada. Ama o hukuki gelişmeler 1913'te oluyor. Bu 1900'de o hükmî şahsiyet, tüzel kişilik kavramı Osmanlı hukukuna giriyor. Vilayet kanunlarıyla önce başlıyor, sonra başka şeylere tatbik ediliyor. Sonra üniversite bunu kendine adapte ediyor. 1930'da. 1919'da üniversite bunu benimsiyor. 13'te ilk defa tatbikatı var Osmanlı'da. 19'da üniversite bunu kendisi için benimsiyor. Ve 2. Meşrutiyet'te Emrullah Efendi, meşhur Maarif Nazırı, Emrullah Efendi çok uğraştığı halde ve iktidarda olduğu halde, İttihat Terakki'nin güçlü bakanı olduğu halde yapamadı. İstedikleri halde. Burada buna karşı kimse yok. Fakat 1913'ten 19'a kadar gelindiğinde bu iş tamamlanıyor. Hükmî şahsiyet ve ilmi özellik bahşeden kanun tasarısı son Osmanlı kabinesi Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın sadrazam olduğu son kabineden çıkıyor. Sultan Vahdettin'in irade-i seniyesiyle, yani Imperial Edict ile kabul ediliyor. Meclisten tasdik edilmesi için, onaylanması için Ankara'daki meclise gönderiyor. İstanbul'da meclis yok. Ankara'daki meclis Cumhuriyet'in ilanından 2-3 gün önce Darülfünun'un tüzel kişilik ve otonomi kazanmasını sağlayan kanunu kabul ediyor. Ve ilk defa bu kadar sene sonra bu kadar sıkıntılı günle bu geliyor. Ve üniversite istediği oluyor. Bu 1933'e kadar devam ediyor. Fakat Ankara İstanbul Darülfünun'dan memnun değil. Çünkü inkılapları istedikleri şekilde desteklemiyorlar. O bakımdan siz mi bizim sözümüzü dinlemiyorsunuz? Biz size
özellik verdik, güzel kişilik ve biz bunları geri alıyoruz. 33 reformu denilen hadise bundan ibarettir. Şimdi yani bir üniversite unsurlarından bir tanesinin oluşması 20-30 sene alıyor. Siz onu doğru vakitte yaparsanız 20-30 sene. Eğer sizin vizyonunuzda o şey yoksa o zaman daha fazla alır. Şimdi bu kurulan İstanbul İdari Fonu gerçekten modern bir üniversitedir. Ve çok önemli bir şey bu şey kitabı, The House of Sciences kitabı şeyden yayına hazırlanırken review'a gidiyor. Burada Profesör William bu arka kapak yazısı için bir şey cümle, bir paragraf istiyorlar. Osmanlı tarihini çok iyi bilen birisi değil. İşte bizim çalışmalarımızdan dolayı az çok ünsiyeti var, desteği var. Diyor ki benim dikkatimi en çeken husus bu 19. yüzyılda Osmanlıların bilim dilini geliştirip modern bilimleri ifade edecek seviyeye getirmeleridir. Şimdi İstanbul Darülfünun'un 5 fakültesinin Almanların tesiriyle ilmi araştırmalar dergisi var. Bir tane fen fakültesi, şimdi bir tane edebiyat, hukuk, tıp vesaire, ilahiyat. Orada bilhassa fen şey sahasında Avrupa dillerinden tercümeler yapılıyor. En modern mesela izafiyet teorisi, Einstein izafiyet teorisini anlatan makaleler yazılıyor. Bazıları tercüme, bazıları telif. Darwinizm hakkında makaleler var. Ve bilimin son şeyleri, gelişmeleri anlatan makale. Ve bu makaleler Türkçe yazılıyor. Yani dil, terminoloji genişlemiş. Bu büyük bir kazançtı. Tabii 33'ten sonra bunlar hepsi kayboldu. Şimdi bu zaman yani bir mukayeseli çerçeve içerisinde yapacak olursak, ele alacak olursak, bu modern üniversite nasıl kuruluyor? Şu kararname, şu ferman vesaire hariç, şu komite vesaire hariç. Şimdi burada Avrupa üniversite tarihini inceleyen birçok çalışma var. Bunların da bir Cambridge'den çıkan 4 cilt veya 5 cildi var falan. Orada en son varılan netice şudur. Avrupa'da modern üniversite, biz modern üniversiteden bahsediyoruz. Modern üniversite ne demek? Modern üniversite sanayi inkılabından sonra kurulan üniversite. Yani bundan öncekiler modern üniversite değil. Çünkü orada fen fakülteleri yok. Teknik mühendislik yok. Orada işte yine eski tertip, klasik dönemde trivium, quadrivium falan bunlar okutuluyor. Ama sanayi inkılabının ihtiyaç duyduğu fencileri ve mühendisleri, teknik adamları yetiştirmiyor. Onun için modern üniversite budur. Yani bizim hepimizin öğrencisi olduğumuz, bazılarımızın hocası olduğu, bizim gibi Selçuk Hanım da emeritüsü olduğu, yani güle güle artık ihtiyarladınız dedikleri üniversitelerin hepsi modern üniversitedir. Bizim çağımızda klasik üniversite yok. Ha, kiliseye bak, Katolik üniversiteler şundan, o başka. Mesela İslam dünyasında bazı El Azhar Üniversitesi'nin din fakülteleri gibi falan modern tarafları da var. Mesela Luvan'daki Katolik Üniversite vesaire. Bunlar ayrı ama hepimizin okuttuğumuz üniversite, modern üniversite. Ne var burada? Fen fakültesi var, edebiyat fakültesi var, tıp var, hukuk var. Şimdi ekonomi var, sosyal bilimler var, uluslararası ilişkiler var, şunlar var, bunlar var. Bu üniversite, bizim bildiğim bu üniversite, bu sanayi devriminden sonra oluşan üniversite ve Osman'ın kurmak istediği budur. Şimdi bu Osman'ın kurduğu şeyi, medresenin ana hatları, analitik şekilde bakarsak ve bunları Avrupa üniversiteleri mukayese edersek, orada Walter Rüegg'ün şeysine göre, teorisine göre, tahliline göre üniversitelerin Avrupa'da çıkışı 3 faktöre bağlı. 1.
secularization, yani laikleşme. Yani eğitim kurumlarının kiliseye bağlı olmaması, bağının koparılması ve laik olması. Birincisi husus Avrupa için bahsediyoruz. İki, bürokratization, bürokratikleşmesi. Ne demek bürokratikleşmesi? Yani üniversite hocalarının bürokrat haline gelmesidir. Maaşı nereden alıyor? Devletten alıyor. Hükümetin bütçesinden alıyor. O zaman o bir yerde profesyoneldir ve üniversitenin yapısı rektöründen asistanına kadar, öğrencisine kadar bunlar devletin, hükümetin finanse ettiği bürokratization process. Üçüncü unsur specialization, uzmanlaşmak. Ne demek uzmanlaşmak? Yani burada değişik bilim dallarında bu bilim dalları bilen ve bilim dallarında eğitim ve araştırma yapacak insanların yetişmesi ve bilim dallarında özel sertifikalar veya diplomalar, lisanslara neyse sahip olması. Bu bütün Avrupa'daki sanayi devriminden sonraki yapılan, kurulan modern üniversiteler. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da. Bunların tabii her ülkenin kendine hususiyeti var. Mesela Fransızların Grand École diye bir sistemi var. İngilizlerin işte Oxford, Cambridge, Oxbridge şeyi var. Bu kolej şeyisi eğitim. Fakat Almanların bilhassa Humboldt'un ortaya koyduğu sistem en revaç bulan sistemdir. Ve bütün Avrupa bunu tatbik ediyor. Amerikalı üniversiteler bu Humboldt Alman sistemini kabul ediyor. Ve onun esas ana fikri nedir? Üniversite bilimlerin eğitildiği yerin ötesinde bilimin üretildiği yer olarak görmek lazım. Onun için araştırma burada. Biz de Fransız sistemine yöneldi. Baştan beri Sadrazam Said Paşa'nın Abdülhamid'e sunduğu layihalar var. Orada değişik örnekler üzerine duruyor işte. Yine bu Alman sistemi, Fransız sistemi, Amerika'daki üniversitede anlatıyor. Ama bizim şeyi bu şekilde gidiyor. Fransız sistemine. Ne zaman İkinci Dünya Savaşı yani İttihat Terakki'nin hükümetinin Almanlarla müttefik olarak bir takım hocalar getirildi. Onlar biraz araştırma temelini onlar kurdular. Laboratuvarlar, seminerler, ondan sonra bölüm kütüphaneleri, araştırma ve dergiler. Her fakülteye bir ilmi dergi falan. Bu şey burada böyle oldu. Bu tabii buraya baktığınız zaman bu anlattıklarımız şeyden çok farklı. Medreselerden farklı. Ben tekrar medreseye dönmek istiyorum ki çünkü bu bugünlerde çok tartışılıyor. Şimdi her medeniyette veya her sosyal toplulukta, insani topluluklarda bilenin bilmeyene öğretmek gibi bir görevi vardır, bir sorumluluğu vardır. Ve gelişmiş medeniyetlerde eğitim sistemleri vardır. Bunların kendilerine göre kurumları var, mabetlere bağlı, şurada burada işte Yunan'da lesyum var, akademi falan var. Onlar farklı şeyler. İslam dünyasında medrese var. Medrese 8. asırdan beri mevcut olan, gelişen ve zamanımıza kadar yani işte bizim birinci cumhuriyetin kuruluşuna kadar devam eden bir sistemdi. Burada medreselerin hukuki temelinde vakıf kanunu var. Vakıf mevzuatı var. Yani siz bir eğitim kurumu kuruyorsunuz, nasıl kuruyorsunuz? Evinizde öğrenci mi kabul ediyorsunuz? O başka bir şey. O şahsi bir münasebet. Ama bir kurum, bir müessese kurmak istiyorsanız bunun bir hukuki tarafı var, finansman tarafı var. Bir de hoca tarafı var, öğrenci tarafı var. Şimdi İslam dünyasında eğitimin ilk safhaları yani birinci, ikinci asır falan camilerde oluyor. Hocalar camilerde halka yapılıyor.
ve orada dini ilimler öğretiliyordu. Kur'an, hadis, fıkıh vesaire, tefsir. Fakat daha sonra bilhassa şey zamanında Selçuklu'ya doğru, Büyük Selçuklu'ya gelirken öğrenci hareketi çok büyüyor. Yani çok uzak yerlerden meşhur hocalarından belirli dersleri okumak ve icazet almak için onlarca, yüzlerce öğrenciler uzun mesafeler kat ediyorlar. Ve o geldikleri yerde hocanın dersine katılıyorlar camide. Herkese açık. Ama nerede kalacaklar? Nerede barınacaklar? Nerede yemek yiyecekler vesaire? Hanlara misafir, hayır sahipleri hanlara bunları misafir ediyordu. Sonra işte Makdisi'nin teorisine göre han fonksiyonu, yani iaşe veya ibate kısmının fonksiyonu gören hanlarla eğitim görevini gören mescitler, camiler birleştirildi, medrese yapıldı. Medresede bir namaz kılacak yer var, ders verecek yer var. Bir de öğrencilerin kaldığı odalar var. Onlar vakıflardan para harcanıyor vesaire. Medrese bu şekilde bina olarak. Ama eğitim gelenekli olarak çok daha eskilere gidiyor. Ve bu eğitim gelenekleri çok sağlam bir haldedir yani bunlar. Ve bunlar mesela Profesör Makdisi'nin yaptığı tespitlere göre, ben onu davet ettim. İrsika'da bu konuda konferans verdi. Birçok o dönemler, orta çağlara ait akademik unvanların, mesela kürsü, mesela chair kürsü, bu İslam medresesinden geldiydi. Licentia, lisans icazetten geldi. Licentia docenti, eğitim, tedris icazeti. Ve buna benzer çok şey var. Benzerle bunlar medreseden Avrupa'ya katıldı, şey edildi. Ve orta ya da Rönesans dönemi medreselerin üniversitelerinden modern üniversitelere kadar devam etmiştir. O bakımdan tesir var. Şimdi aynı zamanda Avrupa'da İslam dünyasında gelişen tıp, fizik, ondan sonra matematik, felsefe kitapları Latince'ye tercüme ediliyor. Ve bu mantık, felsefe, bunlar tercüme ediliyor. Bunlar Avrupa üniversitelerinde okutuluyor. Yani İslam'dan Batı'ya etki var. Ama o benzetildiği gibi, yani onlar medreseleri bizden aldılar falan şeklinde, yok, öyle bir şey yok. O bakımdan medreseyle olan münasebeti bilmek lazım. Bunlar farklı kurumlardır. Farklı hukuki çerçeveler içerisinde yapılmışlardır. Medrese üniversiteden önce kurulmuştur. Doğudan batıya bir takım şeyler aktarılmıştır. Ama yani bir benzeri değil. Çünkü farklı hukuki temeller, farklı sosyoekonomik gerçekler dağılıyor. Şimdi ona baktığımız zaman Osmanlı tecrübesi çok önemli bir tecrübedir. Çünkü bu Osmanlı, o zaman İslam dünyasının lideri, Osmanlı dünyasının sembolü halinde. Onun adına birçok hamleler yapıyor. Modernleşme hamlelerinin çoğunda İslam adına yapıldığını görmek lazım. Ve Osmanlı tecrübesi 19. yüzyılda İslam'la Batı kültürünü, bilimini bağdaştırmak. Şimdi mesela medrese tarihine bakarsanız Darif'in açılış konferanslarına şeyler veriyorlar. Fizik, kimya, matematik, astronomi dersleri veriyorlar. Halka açık. Yani bilgi yaymak için. Ve o zaman sadrazamlar geliyor, devrin paşaları geliyor, vezirleri geliyor. O derslerden bir tanesinden sonra diyor ki, o günkü Maarif Nazırı, şimdi adını yanlış söylemeyeyim. İşte bu hikmet-i tabiye, fizik dersi. Bu hikmet-i tabiye dedikleri bu modern bilim, hikmet-i ilahiyenin farkı yoktur. Çünkü ikisi de Allah'ın varlığını ispat ediyor.
hikmet-i ilahiye ile hikmet-i tabiiye arasında fark varsa, birisi yelkenli gemiyle giden yelkenliyle giden gemiyle vapur sistemiyle giden geminin arasındaki fark. Birisi daha hızlı ulaşır. Ama ikisi de aynı hedefe, Tanrı'nın varlığına gitmektir, ispat etmek. Ve başka örnekler var. O şeyde, o dönemde bir din çatışması, bilim çatışması yok. Daha çok marjinal grupların daha sonra ki bir yüksek ses çıkarması. Şimdi bu ana hatlarıyla bu şeyi söyledikten sonra müsaadenizle mukayese unsuruna girmek istiyorum. Yani 2-3 dakika daha Japonya'yla mukayeseyi, sonra bu konuda geniş bilgiyi Selçuk hocamızdan rica edeceğim. Şimdi tabii çok genel olarak bizde Japon mukayesesi vardı ve örnek vardır. Çünkü işte Japonlar 20. yüzyılın başında Ruslarla olan savaşında Rusları hezimete uğrattılar. Halbuki onlar daha önce onlar dayak yiyorlardı. Şimdi Ruslar dayak yediler. Neden? Çünkü Japonlar modernleşme hareketlerini çok hızlı yaptılar, doğru yaptılar. Biz yanlış yaptık. Şimdi ve Meiji devri Abdülmecid devriyle şeydir. Fakat şunu unutuluyor. Şimdi Meiji devrinde, yani 1868'de modernizmin pek çok unsuruna sahip olan bir toplumdu Japon toplumu. Okuma yazma yüzdeleri çok büyük. Ondan sonra iktisadi ve sanayi bakımından güçlü bir imparatorluktu. Ve o zaman doğru modeli seçtiler. Yani mesela Japonlar nereye gittiler? Almanya'ya gittiler. Çok yüksek sayıda öğrenci gönderdiler ve bunlar geldiler. Çıtayı yüksekten başladılar. Bizimkiler bunu yapmadılar, yapamadılar. Ama yani yapamadıkları için de artık bu saatten sonra diyecek bir şey yok. Bizim şeyimiz, hedefimiz hakikati ortaya koymak. Şimdi mesela Japonya Rusya'yı yendi ama Rusya mesela asrın başından, 20. asrın başından itibaren çok sayıda Nobel aldı bilim dallarında. Japonya bunu şeyden sonra aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1949'dan 2014'de. Ruslar 1904'ten 2010'a kadar, Ruslar şimdiye kadar 28 kişi aldılar Nobel. Japonlar şimdiye kadar 22. Çinler ise ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1957'den bugüne 4 kişi, 8 kişi. Biz Türkiye olarak işte 2-3 sene önce Aziz Sancar Bey'den dolayı bir kişi aldık, kimyada aldık. Bütün İslam dünyası toplam 57 ülkeden 3 kişi aldı. Birincisi Pakistanlı Profesör Abdüsselam fizikten aldı. İkincisi Mısır'dan Profesör Züveyl kimyada aldı. Üçüncüsü Aziz Sancar Bey bizim ülkemizden aldı. Bu da neyi gösterir? Biz hala bu modernleşme konusunda doğru hamleleri yapmak için daha kararlı hareket etmemiz lazım. Üniversite kurmak, dört duvar kurmak değil, kadroları gazetelere ilan etmek değil, çok ciddi planlama, uzun vadeli planlama lazım. İnşallah bundan sonra biz bunları becereceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Ekmelettin Bey. Şimdi Profesör Selçuk Esenbel, sizi dinliyoruz. Columbia Global Center'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten İpek Hanım bu güzel toplantıyı çok zamanlı bir şekilde organize etti, sağ olsun. Modern üniversite nedir, ne değildir hala tartışması gereken bir konu.
Ekmelettin hocamızla beraber olmak da bana mutluluk veriyor. Biz 90'lı yıllarda beraber çok çalıştık. Yani kendisinin şimdi değinmiş olduğu o Osmanlı Meiji dönemi karşılaştırmasının ilk konferansını Japonya'dan birçok bilim insanı getirterek ve Türkiye'de bizler de katılımıyla ve buradan hem çok özgün bir yayın çıktı İngilizce, hem de gerçekten bu sahadaki şu ana kadar benim bildiğim ilk yayındır ve kıymetli bir yayındır. Yani bir başlangıç noktasıdır. Umarım gelecekte genç nesiller bu sahada kendilerini geliştirirler diye düşünüyorum. Şimdi ben hocamızı dinlerken de biraz notlar aldım ki yani karşılaştırmada bir referanslar olsun diye. Hani detayları çünkü bu kadar kısa bir zaman içinde vermemiz mümkün değil. Birincisi Ekmelettin Hoca'nın söylediği gibi 1868'de bir fotoğraf çekersek o küçük adalar krallığı Japonya'ya, belki Osmanlı'ya da büyük kıtalar arası imparatorluğu olan Osmanlı'ya da bir fotoğraf çekersek beşeri kaynaklar ve o beşeri kaynağın diyelim ki eğitim düzeyi, okulların sayısı vesaire gibi daha böyle bir hani eğitime yönelik sorular sorarsak Japonya'nın coğrafyasının küçük olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı, şimdi ona girmek istemiyorum, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha eğitimli bir nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Zaten Doğu Asya'daki insanlar genellikle eğitime çok önem verirler. Çok kadim eski Konfüçyen gelenekten dolayı. Fakat Japonya'da biz istatistik size vereceğim. Buradan anlarsınız çarpıcı farkı. Yani başlangıçta bir insan gücü olarak diyelim. Her şeyden önce eğitim insan demek. Elinizdeki malzeme. Yani o beşeri diyelim ki malzemeyi bir tanımlamak lazım. 1868'de nüfusu 35 milyon. Kabaca bunun yarısı erkek, yarısı kadın. Erkeklerin %40'ı okuma yazma biliyor. Yani bir ilkokul diyebileceğimiz seviyede işte o, en temel okuma yazma çok yüksek olmasa da aritmetik, biraz ahlak eğitimi, yani çok temel bir eğitim. Şimdi %40 1868 için olağanüstü bir orandır. Avrupa'da birçok ülkede böyle bir erkek nüfusu yoktur. Dolayısıyla belli bir eğitim görmüş bir kitlesi var Japonya'nın. Bu çok büyük bir avantaj olacak. Nüfusun %8'i, tabii Osmanlı'dan çok farklı olarak, biraz Polonya'ya benzer Japonya, kanunlarla saptanmış ve çok katı kurallara dayalı olarak bir sınıf ayrımı geleneği olan bir toplum. Yani bir soylu sınıf var, cengaverler. Onlar bir aristokrasi. Onların hiç karışmaması gereken ve zaten yasak olan, evlenmeleri bile yasak olan, hatta aynı yerde yaşamaları bile yasak olan bir köylü sınıfı var, nüfusun çoğunluğu. Tüccarlar var, zanaatkarlar var. Bunların hepsi diyelim işte aristokrat olmayan, eski tabirle avam halk. Aralarında da geçiş noktalarının çok kısıtlı, sosyal mobiliteye asla izin verilmeyen, bir başka deyişle feodal, orta çağ diyelim ki hukukuna benzer bir sosyal yapı var. Bunun üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. Bunun %8'i yalnız aristokrasi. Bu da çok büyük bir oran. Aristokrasi genellikle toplumlarda %2, %3'tür. En fazlası Polonya'dır, %3. Fransa'da, İngiltere'de nüfusun %2'si filandır. Dolayısıyla %8 gibi büyük bir oran da ilkokulun üstü eğitimi almış. Yani ortaokul diyebiliriz bugünkü tabirle, lise eğitimi. Ve ülkenin geleneksel askeri yöneticisi olan Tokugawa Shogunlarının merkezinde Edo'da da
bir yüksek okul diyebileceğimiz, yani en seçkin samuray öğrencilerinin gidebileceği bir üniversite kelimesini kullanmasak da bir yüksek okul var. Böyle bir yapı, dolayısıyla bu yapı 1868'de kapılar açıldığı zaman fakir bir ülke Japonya ve eminim ortalama bir Osmanlı vatandaşı, ki buna Müslüman ve gayrimüslim de katıyorum. Şevket Pamuk'un İktisat Tarihi kitabına baktığım zaman Osmanlı'nın daha zengin olduğu ortaya çıkıyor. Kişi başına geliri daha yüksek. Japonya fakir bir Asya toplumu. Yani öyle büyük bir zenginliği olan bir toplum değil. Ancak eğitilmiş bir nüfusu var. Ve sayı da yüksek. Sayılar da fark ediyor eğitim tarihinde. Yani çok küçük bir nüfusunuz varsa biraz sıkışıyorsunuz. Ama 35 milyon deyip de bunun yarısının %40'ı okur yazar dediğiniz zaman elinizde bir kitle var. Yoğurabileceğiniz, tekrar okutabileceğiniz, biraz daha ilerletebileceğiniz bir kitle var. Dolayısıyla koşullarının diyelim ki hızlı dönüşüme müsait olan bir toplumdan bahsediyoruz. Küçüklüğüne rağmen ve de fakirliğine rağmen, öyle diyebiliriz. Şimdi hemen üniversite konusuna girmek istiyorum. Tokyo Üniversitesi'ni ele alacağım. Çünkü hocamızın Darülfünun sürecini bize anlattı. 1838'den itibaren bir tartışmaların olduğunu ve en sonunda nihayet 1900 yılında, artık Osmanlı'nın son döneminde, modern üniversitenin kurulduğundan bahsetti. Şimdi Japonya'nın siyasi, kültürel ve inanç kültürünü ele alırsak, gene 1868'e sizi odaklamak istiyorum. Bazı soruların olmadığını göreceğiz. Osmanlı'da olan ve ciddiye alınmış olan, münakaşalara sebep olmuş olan, hatta bugün bile zaman zaman bazı böyle yayınlarda hala o eski tartışmaları görüyorum. Örneğin din ve bilim uyuşur mu uyuşmaz mı? Beraber mi değil mi? Modern bilim acaba dinin içinde açıklanabilir mi? Mesela hocamızın verdiği o bir örnek bunun bir denemesiydi. Yani bilim hiçbir şekilde dine karşı değildir. Bu hepsi birden aslında bir diyelim ki kutsal yaratımın değişik şekillerde açıklanabilmesi ve anlatılabilmesi, anlaşılabilmesi içindir diye böyle bizim bildiğimiz, yani daha geniş bir çerçeve sordu. Bu soru Japonya'da hiçbir zaman sorulmadı. Çünkü Japonya'da eğer din diyeceksek iki tane birbiriyle kaynaşmış olan din var. Birisi Budizm, gerçek maneviyatı Japon kitlelerinin 1868'e kadar. Bir de imparatorun kutsallığını sağlayan Shinto dediğimiz, folklorik diyebileceğimiz bir yerel, özgün fakat siyasi meşruiyet için de olmazsa olmaz binlerce yıl geçmişe giden, yani en azından 6. yüzyıldan beri devam eden bir kendi yerel inanç gelenekleri var. Bu iki inanç geleneği, Budizm olsun, Şinto olsun, böyle bir soru sormadı 1868'de. Yani acaba bu modern bilim bize uyar mı, uymaz mı? Demek ki toplumun içindeki yerleri farklıydı Osmanlı'dan. Yani bir Osmanlı toplumunda din dediğimiz zaman, okul, ben ayrıntısına girmeyeceğim ama o kurumun konumuyla Japonya'da din var ama onun konumunun çok farklı olduğunu ve söz sahibi olmadığını bir kere söyleyebiliriz. Onun için Japonlar laikti demeyeceğim. Bu çünkü çok modern bir kelime ama la diniydi bu anlamda. Dinleri vardı fakat o dinler düşünce dünyasına bu kadar baskın bir şekilde tartışma yaratabilecek bir etki sahibi değillerdi. O bakımdan 1868'in yeni rejimi kuran, eski feodal rejimi devirmiş olan
genç yöneticileri, ki çoğu zaten samuray kökenlidir gene de, bir üniversite, modern bir üniversite kurmak istedikleri zaman karar veriyorlar. Böyle bir soru yok kafalarında. Böyle bir problematik de yok. Çünkü müthiş Batı uygarlığını içermek istiyorlar. Japonya'nın 1868 ile 1890'lı yılları arası, hatta aşırı derecede bir Batı severlik dönemidir. Yani her gün süt içilecek, her gün et yenecek. Hatta belki Japonca bırakılıp İngilizce ulusal dil olarak alınacak gibi afaki fikirlerin bile etraflarda gezindiği bir, diyelim ki, radikal deneme yanılmayla Batı, ama o günkü Batı, muasır Batı'yı içerme. Bu aşağı yukarı bir, yani 20 yıl sürer, ondan sonra bir durulma vardır. Ve daha milli değerlere dönmemiz lazım. Bu çok aşırı gitti gibi bir dönüşüm vardır. Bunu sonra bahsedeceğim. 1877 yılında bir karar veriliyor, üniversite kurulsun diye. Alınan model, şöyle diyeyim size, karışık bir model. Yani Fransız, Alman unsurları var bu üniversite kavramının içinde. Fakat bizden farklı olarak Japonların batılılaşması veya Batı uygarlığını içerme sürecinde Amerikan modeli çok kuvvetlidir. Nitekim o zamanki işte Japon hükümeti, Amerika'dan David Murray ve Marion Scott isimli biri kadın biri erkek, iki tane profesörü yeni kurulan Milli Eğitim Bakanlığı görevini yapan kuruma danışman olarak çağırırlar ve onlar uzun yıllar Japonya'da bu modern üniversitenin kuruluşu ve ilk kadın okulunun, yüksek okulunun kuruluşu, böyle lise gibi bir okulun kuruluşunda görev alır. Yani Amerikalıların rolü ilk başında çok kuvvetlidir. Japonların modernleşme dili İngilizcedir, Fransızca değil. Yani burada bir Avrupa ve Amerika ayrışması görüyoruz. Ve Osmanlı'dan farklı olarak Japonlar frankofon değildir bu kadar. Daha anglofon modellere başından beri girmişlerdir. Biraz coğrafyanın da etkisi var. Unutmayın ki Japonya'ya California çok yakın. Pasifik'i geçtin mi Kaliforniya'ya geliyorsun. Bir de Japonya'yı zorla açan da Amerika. Arkasında da İngiltere var. Yani Anglo-Sakson dünyasının bir baskınlığı var o bölgede. Bu bölgede reformlarda daha azdır donanma dışında Anglo-Sakson dünyasının etkisi. Dolayısıyla yollar farklı diyebiliriz. 1877'de ancak bu modern üniversite kuruluyor. Üç fakülteyle kuruluyor. Burada Amerikan, Fransız ve Alman modellerine bakıp bir karma anlayışla bu üniversiteyi kuruyorlar. Dediğim gibi soru sormuyorlar, yani hani bu olmalı mı olmamalı mı vesaire gibi. Ancak geçmişin mirasının da şöyle bir faydası oluyor veya tesadüfi bir etkisi oluyor. İlk kurulan Tokyo Üniversitesi'nin üç fakültesinin üçü de şogunların 19. yüzyılın başında, her ne kadar ülke kapalı ise de, Batı'nın çok ilerlemiş olduğunu Hollandalıların raporlarından öğrendikleri için çok üst düzeyde samuray öğrencileri açmış oldukları üç tane okul var. Bu 1820'ler, 1830'larda kurulmuş üç okuldur. Dolayısıyla o üç okul, bir tanesi Japon ve Çin klasikleri çalışmaları. Yani eski usul, klasik tarih, klasik edebiyat, klasik felsefe. Uzak Doğu geleneğini yapan okul. İkincisi ise, ilk adı çok komik, belki hoşunuza gider. Şogunlar bunu 1820'lerde kuruyorlar, bu ikinci okulu. Ve tabii ki Uzak Doğuların Batılıları küçük gören eski ön yargıları doğrultusunda barbarların kitaplarını inceleme enstitüsü diyorlar adına.
Sonra 1860'larda artık ayıp oluyor. Etrafta çok barbar var. Artık Japonya dışarıya açılmış. Bu ismi değiştiriyorlar. Batılıların kitaplarını inceleme enstitüsü diye kibarlaştırıyorlar. Bu enstitünün görevi Hristiyanlık dışında bütün özellikle de Hollanda dilinden olabildikçe Batı'nın bilim ve teknolojisiyle ilgili kitapları tercüme etmek. Görevleri bu. Hocamızın bahsettiği o Darülfünun terminolojiyi üretti dediniz, bilim terminolojisini. Aslında bu barbarları kitaplarını inceleme enstitüsü, bugünkü bilim tarihçileri Japonya'da diyorlar ki o terminolojiyi ürettiler. Çünkü çeviri yapıyorlardı durmadan. Ve çevirdikleri kitapların arasında Isaac Newton'un Mathematica Principia'sı da var. Ve o zamanki matematik de var, kimya da var ve doğa bilimleri de var. Yani olabildiğince ellerine geçirdikleri kitapları ve artık Hollandalı tüccarlardan bu kitapları sipariş ediyorlar. Daha kapalıyken bu Japonya. Dolayısıyla Tokyo Üniversitesi'nin bir ayağı bu Batı çalışmaları, yani Tokugawa'dan gelen kütüphane ve bu kavram Batı çalışılmalıdır kavramı. İkincisi ise tıbbiye. Batı tıbbının Çin tıbbından özellikle cerrahi konusunda çok ileri olduğu, artık 19. yüzyılda Çin'de olsun Japonya'da olsun kabul edilmişti. Yani Çin tıbbı çok ileridir biliyorsunuz. Ve özellikle eczacılık konusunda Çin tıbbını Batı tıbbıyla aşık atabilir düşüncesi hakimdi. Fakat cerrahi konusunda Çin tıbbının yetersiz kaldığı, dolayısıyla Batı tıbbının mutlaka okunması gerektiği. Onun için bir tıbbiye var şogunların sarayında. Yani Batı tıbbı okutan, öyle diyelim. Ve özellikle de cerrah yetiştiren. 3 tane fakülteden bahsettim. Tabii bunun üzerine hemen mühendislik fakülteleri, sosyal bilimler fakülteleri, hukuk fakülteleri, bunlar eklenecek 1877'den sonra. Ancak kurulduğu zaman Tokyo Üniversitesi, ki ilk üniversitesidir Japonya'nın, dediğim gibi bir model Avrupa ve Amerikan karışımıdır. İkincisi, yabancı dili İngilizcedir. Yani İngilizceden tercümelere hız vermiş olan bir kurumdur. Üçüncüsü, Tokugawa'dan da 3 tane okulu miras almıştır kütüphanesiyle beraber. Kyoto Üniversitesi 1897'de kurulacak. Daha çok Alman ve Fransız modeli ağırlıklı olacak. Amerikan modeli gelir ve gider Japon eğitim tarihinde bu dönemde. Fakat ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Osmanlı'dan farklı. Yani Osmanlı'da Amerikan eğitiminin etkisi ancak belki misyoner okulları, Robert Kolej'de filan görülebilir. Ama kendi eğitim reformlarında Avrupa bizde hakimdir. Kıta Avrupası ve Fransa hakimdir. Şimdi bu birinci konu. İkincisi, hukuk konusuna değinmek istiyorum. Çünkü bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. 1871 yılında tam bu sıralarda daha yeni rejimi kuran bu yeni hükümetin işte liderleri şöyle bir karar veriyorlar. Bu da Osmanlı'dan bakın farklı bir karar. Ben iyidir kötüdür demiyorum. Farklılığını ortaya koymak istiyorum. O da şu: eski hukukun hepsini, Orta Çağ, Yeni Çağ, Çin'den gelen Konfüçyen devlet kanunnameleri, samurayların ilan etmiş olduğu yönetmelikler, mevzuat diyebileceğimiz, yani asırlar boyunca birikmiş olan bir hukuk geleneğinden bahsediyoruz. Bir fermanda hepsi lağvedilir. 1871. Yani 1872'ye geldiğinizde Japonya'da hukuk yok.
işin radikalliğini anlatmak için söylüyorum bunu. Gene Japonlar aynı insanlar. Gene Tokugawa devrinin insanları ama hukuk yok. Tamamıyla sıfıra indirilmiş her şey ve ondan sonra yeni devleti ve toplumu inşa etmek için deneme yanılmayla bir hukuk tarihi başlar. Bu hukuk tarihi tamamıyla devlet hukuku kod Napolyon'dur. Tabii ki tercüme edilip uyarlamakla yapılır bu. Anayasası Frankfurt Anayasası'dır. Yani Alman Prusya Anayasası. Medeni Kanunu 1896'da yeni geçmiş olan Alman Medeni Kanunu'dur. Dolayısıyla biz 1900 yılına geldiğimiz zaman Japonya'nın bir hukuk fotoğrafını çekelim. Hiçbir köşesinde geçmişten gelen, kalan bir hukuk geleneği yoktur artık. Yani yapısı ülkenin, insanlar kimono giyebilir, yerde oturmayı tercih edebilir, chopsticks'le yemek yemeyi tercih edebilir, kendi estetiklerine düşkün olabilirler. Fazla kültüre aldanmamak lazım modernleşmeyi anlamak için. Ama hukuk iskeletine baktığınız zaman bu yeni rejimin tamamıyla Batı hukuku kurulmuştur. Ve bizden çok daha erken bitmiştir bu. Yani tamamıyla. Bunun tabii bir amacı vardı. Bu böyle işte idealizmle açıklanacak bir şey. Japonlar 1870'li yılların sonunda şu kararı aldılar. Özellikle Başbakan Ito, kapitülasyonlardan kurtulmak için ara çözümlere hayır, Mısır'ın örneğine gitmeyeceğiz. Mısır'daki özellikle Nubar Paşa'nın başlatmış olduğu bu karma mahkemeler sistemi çok detaylı bir şekilde incelenir Japonya'da. Bunu yapmayacağız. Biz kapitülasyonların altında ezilelim, fark etmez. Bunu yenmemizin tek yolu tamamıyla Japon hukukunu Avrupalılaştırmaktan geçecektir. Ki o zaman biz Avrupalıların önüne çıkıp, bak kardeşim bizim hukukumuz sizinkiyle aynı. Dolayısıyla artık kapitülasyon mahkemeleri, konsolosluk mahkemelerine gerek yok. Sizde neyse kanun, bizde de aynısıdır diye. Yani mütekabiliyet argümanı. Bu çok ciddi bir politikadır. Ve Japonya'nın hukuken batılılaşmasının da diyelim amacı budur aslında. Kapitülasyonları kaldırmak. O açıdan bazı soruları hiç Japonlar sormadılar. Yani üniversite batı modeli mi olsun, eski model mi olsun? Zaten eski model tamamıyla lağvedildi. Fakat geçmişten gelen bir toplumsal ve beşeri diyelim ki avantajları vardı denilebilir. Yani insan nüfusuna baktığınızda eğitimli bir nüfustu. Son olarak bu üniversite muhtariyeti ve akademik özgürlük meselesine girmek istiyorum. Bu da çünkü çok önemli modern üniversitenin oluşumunda. 1889 Anayasası Alman, yani muhafazakar, hani o zamanın Avrupa'sının nispeten muhafazakar bir anayasasıdır ama modern bir anayasadır. Ve kişinin düşünce ve konuşma özgürlüğünü kabul eder. Ancak belli bir kanunlar çerçevesinde diye de bir not düşer. Japonya'daki dolayısıyla baktığımız zaman düşünce özgürlüğü, akademik özgürlükler, üniversite muhtariyetine baktığımız zaman başından beri bu çerçevede, yani Alman düşüncesinin çerçevesinde, modern fakat muhafazakar anayasası çerçevesinde değerlendirmek lazım. Çünkü 1886 yılında gene devlet, yani imparatorluk fermanı olarak bir üniversite fermanı ilan eder. Artık Tokyo Üniversitesi kurulmuştur. Birçok da özel üniversiteler, onlara girmiyorum, Japonya'da kurulmuştur. Özel üniversite geleneği güçlüdür Japonya'da. Başından beri güçlüdür. Ve bu fermanı okuduğunuz zaman, üniversite fermanını,
düşünce özgürlüğünü ve akademik muhtariyeti bu Alman kavramından uyarlayaraktan kabul ediyor. Ama diyor ki tabii ki kanunların çerçevesi ve kısıtları içinde. Ancak aynı üniversite fermanı şunu da söylüyor. Üniversiteler bilim üretilen ve imparatorluğun bekası için devlete hizmet edecek olan bilim insanlarının yetiştirilmesi gereken kurumlardır diyor. Yani başından beri bir yandan özgürlüğü de tanıyor, muhtariyeti de tanıyor ama aynı zamanda bu imparatorluğa hizmet için olacak diyor. Bu 19. yüzyılda çok şaşırtıcı bir düşünce değil. Özellikle eğer Almanya'nın tarihini biliyorsanız. Yani bir Alman ekolünün yorumu var burada. Uygulamaya bakarsak ne oldu? Uygulama tabii ben hep Türkiye'ye baktığımda ve Japonya'ya baktığımda bizim toplumlarımızın modern tarihi Batı ile olan imtihanıdır diyorum. Yani bizim Batı ile bir imtihanımız var. Ve o serüven bizim modernleşme tarihimizdir. Çünkü batısız olamaz ama batının da uygarlığı çok fazla diye algılanıp içerildiği zaman da bir karşı duruşlar geliyor. Bu Japonya'da da aynıdır, Türkiye'de de aynıdır. Japonya'da bu karşı duruşlar 1890'da başladı. Yani bu Amerikan modeli, liberal model, bireyciliğe işte izin veren, öğrencinin bireyinin işte oluşmasına izin veren model çok aşırı gitti. Halbuki biz işte geleneklerimiz olan imparatora sadakati önemseyen, devlete hizmeti önemseyen bir toplumuz veya öyle olmamız gerekir. Bakın Almanlar da aynı şeyi söylüyor diye. Daha diyelim o zamanın tabiriyle milli değerlere, geleneksel anlayışı yeniden kurgulayıp, yani eskiye dönüş değil, yeniden kurgulayıp eğitim sistemine sokma eğiliminin başladığını görüyoruz. Fakat Japon tarihine baktığımızda bizim de bence tarihimiz benzeri bir şekilde okunabilir. Dönemler vardır, dışarıya müthiş açılmak ister toplum ve batıyla birleşmek ister. Yani dünyadaki ne oluyorsa ona pencerelerini açmak ister. Bu 1868-1891. Sonra bir böyle geriye çekiliş, daha muhafazakar, devletin bekasını önemseyen, batıya karşı biraz daha böyle duruş sergileyen bir dönem 1890'la 1918. 1918 yani Birinci Dünya Harbi'nin tam sonucundan 1931'e kadar gene müthiş bir açılma vardır Japonya'da. Yani çocukların eğitiminde Montessori eğitiminin mesela popülerleşmesi bizden çok daha erkendir. 1920'lerde bütün orta sınıf çocuklarını Montessori eğitimi yapan ilkokullara yollamaya çalışıyordu. Sol düşünce, ilerici düşünce, anarşik düşüncenin kol geçtiği bir dönemdir bu. Yani müthiş bir dışarıya açılma dönemidir. Tabii Japon sanayisinin de olgunlaştığı bir dönemdir. 1931'den sonra aşırı milliyetçiliğin, militarizmin ve içe kapanmanın ve batıyla bir kavgaya girişmenin başladığı bir dönemdir. Yani şöyle diyeyim size, ben birazcık bunu ironik görüyorum. Batıdan, batılılaşmadan ortaya çıkmış olan toplum, üniversiteler ve kişiler bu sefer batıya karşı bir duruş sergilerler 1931'den sonra. En azından bir zümre diyebiliriz. Ve Japonya bir otoriterleşme, üniversite muhtariyetinin baskı altında alındığı, profesörlerin düşünceleri dolayısıyla üniversitelerden işte işten çıkarıldığı karanlık bir döneme girer 1945'e kadar. İkinci Dünya Harbi'nde yenildikten sonra çok da
acı bir şekilde yenildikten sonra Japonya'nın tekrar dünyaya açılması ve üniversitesinin, muhtariyetinin ve akademik özgürlüklerinin tekrar güçlenmesi ne yazık ki Amerikan işgali altındaki reformlar dolayısıyla olmak durumunda kalınmıştır. Bugünkü Japonya'ya baktığınızda sayıları fazla üzerinde durmak istemiyorum ama aşağı yukarı Japonya'da 800 tane üniversite eğitimi veren kurum var. 128 milyon kişilik bir nüfusa. Bunun tabii ki ilk onu en prestijli, en elit kurumlardır. Tokyo Üniversitesi bugün THE yani işte Times Higher Education istatistiklerine göre dünyanın 22.sidir. Kyoto Üniversitesi dünyanın 33.sidir. Dolayısıyla Türkiye ile mukayese edilemeyecek diyelim ki bir farklı kulvarda giden bir üniversite diyelim ki oluşumunun Japonya'da olduğunu görüyoruz. Bu Batı ile olan imtihanı dememin sebebi baktığınız zaman bazı dönemlerde Batı uygarlığıyla özdeşleşmeyi ve entegre olmayı isteyen bir Japonya görüyorsunuz. Bazı dönemlerde ise kapılarını kapatıp daha diyelim ki içeriye yönelik ve Batı'ya karşı kuşkuyla hatta düşman gibi bakan bir Japonya'da gördük 1931 ve 1945 arasında. Ama 1945'ten sonra Japonya'nın çok istikrarlı diyebileceğim bir siyasi rejimi olgunlaşmış olduğu için bugün baktığımızda bütün bu tecrübelerin mirasının Japon eğitim sisteminde ve modern üniversitenin doğuşunda elbette ki belli roller oynamış olduğunu söyleyebiliriz. 1940'ların üniversite muhtariyetini öldüren ve o zamanki işte militarist rejimin tutsağı yapan dönem üniversite muhtariyeti açısından çok kötü bir dönemdir. Akademik özgürlükler açısından gerçekten çok karanlık bir dönemdir. Ama o yıllarda özellikle donanmanın baskısıyla da Japon uçak sanayinin de kurulduğu dönemdir. İyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Dolayısıyla bunları da böyle göz önünde bulundurmak lazım. Ben bu kadar konuşacağım. Soru cevapla devam ederiz herhalde. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten geçmişten günümüze çok güzel bir ders dinledik. Hem Ekmelettin hocamız hem Selçuk hocamız çok teşekkürler. Hani modern üniversitenin kuruluşunun iki ülkede aslında ne kadar uzun ve sancılı bir süreç olduğunu ve benzer paralellikler de ekseninde de düşünebileceğimizi de fark ediyoruz. Dolayısıyla çok zihin açıcı iki ders dinledik. Çok teşekkürler. Şimdi belki de dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Soruları Selçuk hocamızın belki son noktası ilmi muhtariyet meselesiyle belki başlayabiliriz. Ekmelettin hocamız da aynı konuya değindi. 1913'teki nizamnameden bahsettiniz. Bildiğim kadarıyla 1919'da da bir nizamname var. Hocam doğru değil mi? Yine üniversiteye ilmi muhtariyet konusunda bir. Sanırım sesinizi açmanız gerekecek hocam. 1913'te Türk ya Osmanlı hukuk sisteminde tüzel kişilik kavramı ilk defa giriyor. Bunun yani üniversitenin yani Darüfünun bundan yararlanması hadisesi 1919'da oluyor. Üniversite bunu benimsiyor ve hükümetten talep ediyor. İşte 22'de de sonunda kadar 19'dan 22'ye kadar bu hem daha önce verilen şey meselesi idari bir nevi otonomi verilmişti. Bununla beraber tüzel kişilik otonomi ile ilgili kararname hükümete sevk ediliyor. Hükümet bu kararnameyi çıkartıyor. Padişah irade-i seniye yani fermanıyla bu hukuki şeyin prosedürün son safhasına geliyor. İstanbul'da meclis kapandığı için
Ankara'daki meclise gönderiliyor. Ankara'daki meclis bunu onaylıyor ve bu 1922'de yani Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay önce bu iş bu şekilde tamamlanıyor. Yani ilk, bütün o Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yılları falan hep bu yolda teşvik olmuştur. Hı hı. Ama ne zaman işte şey oldu da İstanbul'da Arif'in hocaları bazı inkılaplara karşı beklenilen desteği vermediği için bu özellik size fazla bol geldi denildi ve geri alındı. Bu arada Sayın İlter Turan hocamız dinleyiciler arasındaydı. Kendisini de davet ettik çünkü kendisinin de bu konuda çok değerli çalışmaları var. Çok teşekkür ederiz hocam. Siz de katılmak istediğiniz zaman tartışmaya katılırsanız çok memnun oluruz. Hocam bu meseleye dönersek Yunus Emre Erdölen sormuş. Osmanlı zamanında üniversitelerin iktidara karşı idari özelliğinin ölçüsü nasıldı? Bağımsızlıklarını koruyabiliyorlar mıydı? Diye bir sorumuz var. Ve yine bununla bağlantılı başka bir soru. 1933'teki düzenleme ile ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? Şimdi tabii üniversite, yani üniversite olarak kurulması 1900'de kurulan üniversite Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Maarif Bakanlığı'nın idaresi altındadır. Orada bir özellikten falan bahsedilmez. Fakat işte 19 senesine gelince bu tahakkuk ediyor ve bir müddet burada, hatta meclis, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet kurulduktan sonra mecliste tartışmalar yapılıyor. Tutanaklara baktığınız zaman lehve aleyhte olanlar bulunduğunu, fakat motivasyonun daha çok siyasi olduğunu görüyorsunuz. Ama üniversite ısrar ediyor bunu korumak için. Argümanlar geliştiriyor. Diyorlar ki yani padişahlık zamanında bize verilen hakkı Cumhuriyet ilanından sonra siz mi geri alacaksınız? Şeklinde bir takım tenkitler var. Ama işte 33'te bu bir gecede darifinin lağvediliyor, kapatılıyor. Ertesi gün İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kuruluyor ve bu gece boyunca tasfiye edilecek kadrolar çiziliyor üstü. Yeni gençler alınıyor. Daha yeni dönmüş Avrupa'dan, ki bunlar zaten yerleri orasıydı. Fakat bir takım işte, yani daha çok siyasi sebeplerden dolayı tercihler yapılıyor. Çok teşekkürler. İlter Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Sanırım sesinizi açmanız... Ekmen ettin. Keyifle başından itibaren izliyorum efendim. Eksik olmuyor. Yüzümü göstermediğim, kulağımı size vermediğim manasına gelmemek gerekir. Onu bir kere belirteyim. İkinizi de çok büyük bir keyifle izledim ve çok öğretici buldum. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bir iki hususa dikkati çekmek istiyordum. Şimdi bunlardan bir tanesi, biz bu üniversitelerden bahsederken mesleki yüksek öğretim ve üniversite tefrikası yapmadık. Şimdi ben Japonya hakkında fazla bir bilgi sahibi değilim. Fakat yani sizin verdiğiniz mesela Mühendishane-i Bahri Hümayun, Mühendishane-i Berri Hümayun, tıbbiye bilahare belki 19. yüzyılda Abdülhamit döneminde veya daha önce Abdülmecit'ten başlayarak işte açılan Mektebi Mülkiye, Yüksek Ticaret Mektebi ve benzeri, hatta biraz daha geriye gidelim. 1748'de açılan şey Hendesehane. Bunların hepsi esas itibariyle mevcut bilgi dağarcığını geliştirmek ve ileri götürmeyi amaçlamaktan ziyade bunun belirli mesleki alanlara tatbikini ve bu suretle hani etkin olarak kullanılarak sonuçlar elde edilmesini amaçlayan faaliyetler.
yani şey uygulamaya dönük anlayışlar. Zaten şeye de baktığınız zaman o bakımdan belki Selçuk'un anlattığıyla yani bizim kendi durumumuz arasında çok büyük bir fark var. Yani Osmanlı İmparatorluğu sona erdiği dönemde yani biz toprakları kaybettikten sonra da okuma yazma bilen oranı %10'un altında. Tabii. Yani şimdi hani dolayısıyla yani Osmanlı'da ve Cumhuriyet sonra bunu belki bir önemli ölçüde değiştirmeye yöneldi. Yani esas itibariyle bir seçkin tatbikatçılar grubunun eğitimiyle ilgileniyor. Yoksa yeni gerçekler yaratmak, yeni icatlar çıkarmak gibi bir meselesi yok. Hatta ben daha yani şahsi bir gözlemimi de müsaade ederseniz paylaşayım. Ben 1964 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan girdiğim zaman da Alman hocaların belki aksi yöndeki telkinlerine rağmen esas itibariyle kurum kendi misyonunu devlete memur yetiştirmek ve piyasaya memur yetiştirmek, muhasebeci, işletmeci yetiştirmek falan gibi tanımlıyordu. Yani yeni bilgi... İşte biz mesele burada zaten. Yeni bilgi şimdi... üretmek diye bir meselesi yoktu. Yani bir tek rahmetli Ömer Lütfü Barkan hani iktisat tarihinde bir yeni bilgiler üretiyordu filan ama bunun dışında bir yenilik getirmek... Ama şimdi bakın bunun sebepleri var. Yani biraz önce söylediğimiz gibi Çeşme hezimetinden sonra bu tehlikeler karşı koymak için o bilim dalları, o teknolojiyi bilen mütefennin zabit. Yani bu tekniği bilen subaylar yetiştirmek, askerler yetiştirmek. Fakat birinci bu. Şimdi ikincisi şu var. Sivile geçtiği zaman daha çok Fransız ekolü ya da Fransız düşünce tarzı devlete fonksiyoner, devlete memur hazırlamak. Sizin söylediğiniz bu. Evet. Biraz önce ben konuşmamda çok kısa geçtim. Sait Paşa, Sadrazam Sait Paşa, Abdülhamid'e ve eğitimle ilgili verdiği birçok layiha var. O layihalarda değişik sistem, Avrupa'daki işte İngilizli, Fransızlı, Amerikalı falan vesaire ve orada bir tanesinde, hepsinde değil bir tanesinde Alman üniversitelerinin daha iyi olduğunu, bilim üreten üniversiteler olduğunu. Fakat bizde nasıl olsa, nasıl olduysa hala öyle Fransız sistemi yani bürokrasi için adam yetiştirmek, fonksiyoner yetiştirmek, meslek sahibi yetiştirmek, memurdu, mühendisti, teknisyen, harita mühendisi, makine mühendisi, eczacı vesaire yetiştirmek için bu okulu açık. Bilim üretmek için, bilim üretme hedefi Almanlarla geliyor. Almanlar ne zaman geliyorlar? İkinci Meşrutiyet'te geliyorlar. Ve Birinci Cihan Harbi'nin patlamasına kadar kalıyorlar. Onlar bu fikri aşılamaya çalışıyorlar ve daha sonra yapılan yönetmeliklerde... Olmuyor işte. Çünkü Fransız şeyse bizde hakim. Yani mesela Ali Kemal kısa bir süre Maarif Nazırı oluyor. Daha şeyler yeni gitmişler. Almanlar yeni gitmişler. Tekrar onların getirdiği şeyleri bozuyor. Eskisine dönüyor. Fransız sistemleri. Bizde bu frankofoni, Fransız muhabbeti çok etkili bizim sistemde. Hala var. Yalnız bir şey sormak isterim Ekmelettin. Hiç itiraz etmeyeceğim. Bu dediklerinizin hepsi doğru olabilir. Cehaletim dolayısıyla doğru. Estağfurullah. Bir değerlendirme. Rica ederim. Ama Fransa'nın kendisi bilgi üretmeyen bir toplum değil. Hayır ama bu bizim idrakimiz, bizim algımız, perception bu. Yani şimdi bir de tabii şeye bakmak. Şunu sormak isterim o zaman, müsaade eder misiniz? Sadece bu işin faturasını Fransızlara çıkararak bu işin içinden sıyrılabilir miyiz? Başka faktörler var mı? Gayet tabii. İşte bir söylüyorum size, mesela Sait Paşa layihalarında bunları anlatıyor. Ama bunlar kuvveden fiile geçmiyor. Çünkü o tasavvur edilen Fransız sistemi, ben Fransız sistemi, Fransa bugün Nobel alanlar, Fransa'daki Senares yeter. Evet, şeyin, değil mi? Senares yeter neyi? Ya araştırma. Bu şey, ekol normaller,
Yeter. Adı normal ama yaptıkları anormal. Orada normal ifadesi zaten bizim kullandığımız manada normal. Ona onu diyorum işte. Norm belirleyen manasında normal. Tabii. O bakımdan yani yanlış anlaşılıyor bizde. O bakımdan yani bu bizimkileri anladım. Fakat şunu unutmayalım. Tanzimatçılar kötü niyet sahibi değiller. Değil tabii. İki, bir şeyler yapmak istiyorlar. Telaş içerisinde yapıyorlar. Telaş. Telaşın verdiği acelecilik var. Ve ön hazırlıkları yapmadan, vizyonu geliştirmeden kervan yolda düzülür şeysiyle, mantığıyla yola çıkıyorlar. Onun için gecikmeler oluyor, aksamalar oluyor. Ama sonunda işte 1900'de bir üniversite kurulmuş oluyor. Ama bu üniversite mükemmel mi? Bu üniversite Fransa'daki üniversitede paralel mi? Hayır, değil. Bizim Fransız anlayışımıza paralel. Hala bu var. Şimdi de çok da arttı. Ben belki çok kısa araya girerek söz istiyorum. İzleyicilerimizden gelen sorular da var. Bir iki soruyu size aktarmak isterim. Belki tartışmanın gidişatında bütün soruları bir arada düşünerek devam edebiliriz izin verirseniz. Bir soru Hamit İncidelen'den Selçuk Hanım'a. Siz Amerikan modelinden bahsettiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nda en erken 1930'lardan beri Amerikan misyonerler aktif ve bunların sultanında desteğiyle İstanbul'da bazı kamuya açık dersler verdiğini biliyoruz. İmparatorluğun birçok yerinde de modern eğitim kurumları açtılar ve bazıları da hala Orta Doğu'da aktif. Bu açıdan Japonya ve Osmanlı arasında bir benzerlik kurabilir miyiz? Karşılaştırmak mümkün mü? Misyoner kulları tabii... Pardon. Çok kısa diğer soruyu da okuyayım. Belki ondan sonra toparlama imkanımız olur. Taner Bilgiç hocamızın da bir sorusu var konuşmacılarımıza. Modern üniversitenin kurumsal özelliği ve kamu yararı oluşturması Japonya ve Osmanlı Türk geleneğinde nasıl gelişti diye sormuş kendisi. Belki bu iki soru ekseninde tartışmamızı tamamlayabiliriz. Şimdi şöyle... Misyoner okulları tabii biliyorsunuz en eskisi yani Amerika açısından baktığınızda Robert Kolej'dir. 1863 ve o model olmuştur. Yani sadece Osmanlı toprakları değil aynı zamanda Çin'deki ve Japonya'daki kurulan okullara da model olmuştur. Dolayısıyla misyoner okullarının zaten bir global tarihi var 19. yüzyılda bulundukları coğrafyalarda. Fakat benim gördüğüm farklılık şu. O ülkenin kendi elitleri bir üniversite reformu yapmaya karar verdiği zaman hangi modeli tercih ediyorlar ve kimlere danışıyorlar? Yani kendi diyelim ki çünkü ne Türkiye ne Japonya kolonileşmedi. Yani Hindistan gibi İngilizlerin karar vereceği bir ülke olmadı. Kendine göre kendi... diyelim işte bir elitleri vardı ve hükümdar kimse onunla beraber bir takım reform paketleri oluşturmaya çalıştılar. Aradaki fark önemlidir bence çünkü kim karar veriyor meselesi. Ne kadar koşullar zor olursa olsun. Bir tek Tayland vardır Asya'da. Japonya vardır. Çin de bağımsız bir ülkedir. Fakat bazı bölgeleri tamamıyla uluslararası diyelim ki serbest ticaret bölgeleri olarak Çin hukukundan ayrılmıştır. Bir de Osmanlı vardır. Belki İran da katılabilir buna. Şimdi o kararı verecekleri zaman danıştıkları ve sevdikleri model İlter hocamızın ve Ekmelettin hocamızın da şimdi bahsetmiş olduğu gibi Fransa modeli. Onu tercih ediyorlar burada. Japonya'da ise Amerikan modelini ilk başta tercih ediyorlar. Bu bir tercih meselesi. Konjonktür dolayısıyla. Dolayısıyla mesela o zamanki Japon hükümetinin danışmanı ki çok uzun yıllar Japonya'da kalacaktır ve Tokyo Üniversitesi'nin kuruluşunda bir fiil çalışacaktır. David Murray, Amerika'nın ileri gelen profesörlerinden biri.
kendisi üniversite yöneticiliği yapmış vesaire. Yani Amerika'dan gelen profesörler diyelim ki danışmanlığı yapıp ilk bir modeli oluşturuyor. Ha, sonra Fransızlar da geliyor. Almanlar da geliyor. Mesela 1800'ü demin bahsetmiş olduğum üniversite fermanı. 1886 üniversite fermanı ki bu Taner Bilgiç hocamıza belki bir cevap olur. O çünkü üniversite muhtariyetiyle ilgili evet. Bir soru sormuştu. Ferman üniversite muhtariyetini tanıyor. Alman hukukundan ilham zaten. Yani Almanya'daki bu fil dişi üniversitesi. Yani üniversite elit bir kurumdur. Devlete hizmet eder ama o kendi içinde bilim insanları serbest bir düşünce ile bilim üretirler. Yani biraz seçkinci, topluma kapalı ama kendi fil dişi dünyasının içinde özgür. Bunun içinde. Anladım. Bu böyle bir anlayış, Alman anlayışı. 1886 fermanı da Japonya'daki bunu yansıtıyor. Yani muhtariyeti tanıyor. Akademik özgürlüğü tanıyor ama diyor devlet için hizmet etmek amacıyla yapacaktır. Yani devlete yardımcı olacak bu bilim üretimi. Kendi içinde sadece hani evrensel değerler dolayısıyla ben bilim üretiyorum düşüncesi yetmez. Japon modernleşmesinde hep döner dolaşır. İmparatorluğun işte güçlenmesi için devlete ve topluma hizmet için diye bir alt koşul vardır. Bu o dönemin Alman düşüncesine çok yakın diye söyleyebilirim. Yani Anglo-Sakson modelinde hiç yoktur da demek istemiyorum ama Almanların telaffuz ettiği yani kendi yazılarında telaffuz ettikleri ve felsefelerinde de telaffuz ettikleri bir kavram. Dolayısıyla 1870'lerde Amerikan modeli, 1886'dan sonra Alman modeli ağır basar Japonya'daki üniversite modelinde. Ama tabii bunu tek düze almamak lazım. Mesela Anglo-Sakson modelini güçlü bir şekilde devam ettiren Japonya'nın en seçkin İlk özel üniversitelerinden biri olan Keio Üniversitesi 1863 yılında İngilizce ve Anglo-Sakson dünyasını anlatmak için kuruldu. Orada mesela devam etmiştir hani Anglo-Sakson modeli. Ama Tokyo Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi, Osaka Üniversitesi gibi ulusal devlet üniversiteleri özellikle ilk 10 yapısına baktığınızda, kurumsal yapısına daha çok Avrupa'sı ve Alman modelinin ama Amerikan kültürünün de bir şekilde meczedildiği, yani yok olmadığı, o da oralarda bir yerde bir karışımı olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Onun için misyoner okulları evet var ama devletin kararlarında etkili değil. Japonya'da da etkili değil. Yani şöyle ki Japonlar misyonerlerden yararlanırlar. Onlar kendi okullarını kurması için izin verirler. Ama kendi diyelim ki kamu kaynaklarıyla kurdukları okullar için Hristiyan diyelim ki misyonerleri pek fazla kullanmazlar. Yani daha azdır etkisi. Başka bir noktaya değinmek istiyorum bu vesileyle. Yabancı hoca kullanımı. Japonya inanılmaz bir şekilde 1800 sayısını sizin için çıkardım, gittim buldum. 1871 ile 1912 yani Meiji döneminde 3000 tane yabancı uzman kullanıyor Japon devleti. Maaş veriyor bunlara. Çoğu devlet için çalışan kişiler. Mesela Tokyo Üniversitesi'nin fakülte kurucuları. Profesörler, kimisi teknisyen, yeni kurulan fabrikalarda işte mühendis, teknisyen, kimisi özel üniversitelerde, özel okullarda öğretmenlik yapan ama sayı 3000. Bu çok büyük bir kadro.
bu büyük diyor. Yani Osmanlı'da böyle benzer bir şey yok. Yoktur. Çok az sayıda. Tahmin ediyorum. Çok az sayıda. Bu çok inanılmaz bir şey. Yani 3000 kişi ve onlara hatta yani aradaki fark bu. Farklardan bir tanesi bu. Evet. Japon gazetelerinde o dönemi okursanız böyle biraz işte gıptayla ve kıskançlıkla muhalefet yazıları yazanlar vardı. Yani bize niçin 1/4 maaş veriliyor? Adam Amerika'dan geldi diye gerçekten inanılmaz maaşlar da ödenmiştir. Yani Japon devlet diyelim ki işte kaynağının önemli bir kısmı bu yabancı uzmanlara gitmiştir. Başbakan'dan 2 misli maaş alıyordu. Tokyo Üniversitesi'nin İngiliz profesörü. Öyle düşünün. Eş zamanlı Japon başbakanından 2 misli maaş alıyordu adam. O açıdan bakıldığında müthiş yoğun bir Batı dünyasıyla alışveriş var bu yıllarda. İnanılmaz bir alışveriş var. İnsan gücü olarak yabancıları getirterek, hukuku da tamamıyla Avrupalılaştırarak. Ha bu Japonlar kültürünü mü kaybetti? Hayır, kültürünü falan kaybetmedi. Fakat onların tartışmaları gerçek gelenekle modern dünya ve Batı dünyası arasında değildir. Çünkü gerçek geleneği kenara ittiler. Onların tartışmaları Batı'dan alınan bu modelin içinde yaşarken biz, yani çok daha 20. yüzyıl ideolojisine benzeyen bir tartışma ki, acaba biz daha ulusal nasıl olabiliriz? Yani üniversite tamam, eğitim tamam, hukuk tamam da biz daha ulusal nasıl olabiliriz sorusu. Daha 20. yüzyıl sorusu bu. O açıdan bizdeki tartışmalardaki Japonya anlayışının maalesef çok hatalı bir merciye başından beri, Osmanlı'dan beri girdiğini düşünüyorum. Biraz yazılanlara, çizilenlere böyle dışarıdan baktığım vakit hep sanki Japonlar geçmişten gelen geleneklerine sıkı sıkı bağlı olup onu hiç değiştirmeden Batı'dan bir tek fen bilimleri ve teknoloji aldılar. Kimonolarını giyip oturdular, çaylarını içtiler filan gibi. Gerçek dışı ve hadisenin ne kadar sancı verici bir dönüşüm olduğunu görmeyen bir böyle romantik bir imaj içinde Japonya anlaşılıyor bizim memleketimizde. Buna neredeyse böyle bir idealizasyon diye ben görüyorum. Yani bizim dışımızda ah ah onlar başarılı oldu. Herhalde geleneklerine çok bağlıydılar. Ondan olmuş olması gerekir gibi. Hani zımnen bir argümantasyon. Halbuki Japonya'nın kendisinin yaşadığı sancılar diyebilirim. Bu hiçbir zaman Türkiye'de öğrenilmemiş, görülmemiş. Yani hep dış görünüşe bakılıyor. Yani Japon kadınları kimono giyiyor. Kimono giyiyor diye modernleşmiş olmuyorsun. Yani kimonoyu da giyersin ama Alman hukukunun içinde oturursun. Veya Fransız hukukunun içinde oturursun. Yani o tarafı unutuluyor. Veya görülmüyor, görülemiyor diyelim. O açıdan yani bence farkı o. Yani Osmanlı'nın tecrübesiyle farkı o diye görüyorum. Bir tane... Çok teşekkürler. Hocam çok teşekkürler. Özür dileyerek araya giriyorum. Süremizi biraz aştık. Ama tam bu söylediğiniz noktada mesela izleyicilerimizden bir tanesi Kiyohiko Hasebe. Bütün soruları maalesef dile getiremeyeceğiz ama Darülfünun Hukuk Fakültesi ve medreseler arasındaki ilişkiye değinmiş. Mesela tam bu söylediğiniz noktada biliyoruz ki Darülfünun Hukuk Fakültesi'nde asıl İslam hukukunu bir taraftan çalışıyorlar. Tekrardan düşünmeye ve anlamaya çalışıyorlar. Hocam beni düzeltin. Belki bu son noktayla da bu soru da sizeydi Ekmelettin Bey. Konuşmamızı tamamlayabiliriz. Daha sonrasında çok güzel sorular geldi. Bütün bu soruları konuşmacılarımıza ileteceğiz. Bunun da izleyicilerimize ayrıca
belirtmek isterim. Çünkü çok güzel bir ilgiyle dinlediler. Çok güzel sorular geliyor. Soruları size ayrıca aktaracağız ama biraz süremizi aştık. Belki bu son noktayla da toparlayabiliriz. Buyurun hocam. Ben soruyu alamadım. Ses kesilmişti çünkü. Ses kesilmişti. Yani Selçuk hocamız geleneksellik ve hukuk konusundan bahsetmişti. O hukuka 1870'te bir reddediş ve sil baştan olduğundan bir dinleyici de Darülfünun Hukuk Fakültesi ve medreseler arasındaki ilişkiyi sormuş size. Bir çekişme tamam. Var mıydı diye. Ben tamam. De dedim yani orada aslında hukuk fakültesinde bile eskiyi bir sahiplenme ve yeniden düşünme, İslam hukukunu yeniden düşünme çalışmaları var. Çok kısa bir ekleme olarak size bırakıyorum sözü. Tabii şimdi bakınız bu şurada çok önemli bir şey var. Darülfünun kurulurken değişik teşebbüslerde niyetleri görüyorsunuz. Hangi şekilde düşündüklerini zihniyetle görüyorsunuz. Bunun iki örneği var. Yani şimdi fen fakültesinde, tıbbiyede bunlar gözükmez ama edebiyat fakültesinde, hukuk fakültesinde görür. Edebiyat fakültesinde Elsine-i Sedase denilen yani üç doğu dilde olan o Türkçe, Arapça, Farsça'nın okutulduğu gibi Batı modern dilleri Yunanca ve Latince'nin de okutulduğunu ders olarak görürsünüz. Yani hem doğuyu hem batıyı bir arada. Hukuk fakültesine geldiğiniz zaman hem mecelle dersi var yani İslam hukuku var hem de deniz hukuku var, ticaret hukuku var. Bunlar Avrupa'dan alınan Roma hukuku dersleri var. Yani Batı ile Doğu'yu bir arada bir senteze ulaştırmak, bir zıtlık kavramı dondu mu acaba? Sanırım bağlantıda bir problem oldu. Belki küçük bir hatırlatma olarak soruları size konuşmacılarımızla ayrıca paylaşıyor olacağız toplantı sonrasında. Keşke daha uzun zamanımız olsaydı ama bir taraftan da zamanımızı bir hayli aştık şu anda. Hocam belki sizin son eklemek istediğiniz bir şey varsa ve bağlanırsa ona da teşekkür edip toplantımızı kapatabiliriz. Ben bir tek en son sorulardan bir tanesi bana söylemek istediğim yani bir konuyu gündeme getirdi. Bu Batı karşıtlığı. İngilizce sormuş soruyu. Anti-Westernism diye. Evet. Ben şimdi onun üzerinde bir kitap yazıyorum. Yani modernleşme tarihine baktığınızda, modernitenin kuruluşu tarihinde böyle Osmanlı gibi, Japonya gibi Avrupa'nın diyelim ki dışındaki başka coğrafyalar kültürel ve işte beşeri koşullarının olduğu yerlerde Batı ile eklemlenmek 19. yüzyıldan itibaren mecburi oldu. Keyfi bir şey değil. Ayakta kalmak istiyorsan muasır Batı medeniyetini sadece anlamak değil, kullanabilmek ve içinde yaşayabilmeyi öğrenmen gerekti. Bunu keyfi bir şekilde insanlar sevdiği için veyahut da lüks olduğu için değil. Ayakta başka türlü kalınamazdı çünkü. Bunun yarattığı ben psikolojik bir tarihin olduğunu düşünüyorum. Bu biraz sanayileşmeyle geliyor. Hızlı toplumsal dönüşümle geliyor. Dolayısıyla aynı toplumlarda belli bir noktaya gelindiğinde Batı'ya karşı bir kızgınlık, bir tepki, bir neden biz sizin altınızda ezildik duygusal diyelim ki tepkisi. Bu sadece hani antikolonyalizmi açıklanan şeyler değil. Çünkü bunu yapan toplumlar hiçbir zaman kolonyal tecrübeye de sahip olmamış olabilir. Türkiye gibi veya Japonya gibi. Ama bir böyle içinde birikmişlik ve bir kızgınlık.
bunun dışarıya püskürtüldüğünü düşünüyorum. Ve bu sadece şu topluma özgü bir problem değil. Bu bir, şöyle diyeyim size, modernitenin getirdiği bir sancı, bir dönüşüm. Bunu Almanlar da yaşadılar, Japonlar kesin yaşadı, belki biz de yaşıyor olabiliriz. Modernitenin bir dönüşümü bu. Yani seni üreten diye düşündüğün Batı modelini karşı kızgınlıkla karşı koymak, duruş yapmak, sorgulamak. Ben anti-Western kelimesini çok az kullanırım. Amerika'da maalesef fazla popüler oldu. Hiç hoşuma gitmedi. Çünkü bu anti-Westernizm basit bir kelime. Batı taraftarlığı vardır, bir de karşıtlığı vardır. Bu o kadar basit bir şey değil. Çünkü bu sözüm ona anti-Westernizm yapan nesiller ve sosyal katmanlar Batı'dan kopmak da tam istemiyorlar. İşin karmaşası o. Eskisi gibi böyle 200-300 sene öncesi gibi adam benim düşmanım, meydana girerim, vururum, çeker giderim. Onu yapmak istemiyor. Yapamayacağını görüyor. Onun için basit bir anti-Westernizm değil bu. Batı'ya karşı bir kavga. Bir kavga. Yani kelimesini kullanmayı tercih ederim ben. Çok çok teşekkürler hocam. Ekmelettin Bey sanırım bağlandı. Eğer bizi duyabiliyorsanız belki sizden de bir son yorum alıp. Hocam sesiniz kısık. Sesinizi açabilirsiniz. Sesiniz kapalı görünüyor. Mikrofonu kapalı hocam. Hocam mikrofonunuz kapalı. Mikrofon kapalı. Mikrofon kapalı. Vallahi bir şey tıklamanız gerekiyor işte orada köşede. Şimdi nasıl? Şu an açıldı. Tamam. Şimdi nasıl? Açıldı, evet, açıldı şimdi. Evet. Açıldı peki, buyurun. Hocam toplantımızı, süremizi çok aştık. Şimdi sonuna geldik ama sizden de bir son yorumlarınızı almak isteriz. Akabinde toplantımızı kapatacağız. Peki. Efendim çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir toplantı, çok güzel bir akademik sohbet oldu. Böyle bir imkanı sağladığınız için hepinize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet. Bilhassa Selçuk Hoca'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bilmukabele. Bize uzak yerlerden katılan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlter Bey'e, aziz dostuma teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim, saygılar sunarım. Çok teşekkür ederiz bu güzel toplantı için. Dinleyicilerimize de aynı şekilde dediğim gibi soruları size bir aile aktarıyor olacağız. Belki bir cevap verme imkanı doğarsa biz de yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Toplantılarımıza da devam edeceğiz. Belki bu konu bitmedi. Başka bir toplantıyla konuşmaya devam edebiliriz. Çok çok teşekkür ederiz değerli vaktiniz ve katkılarınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.